Hepimize geçmiş olsun canım. Ucuz atlatmışlar vallahi. Ben şey için gelmiştim. Tiyatro çalışması başladı da. Acaba dedik ne zaman çıkacaksın? Hiç belli değilmiş daha. Bu sefer de ucuz kurtuldu aslında. Büyük geçmiş olsun. Yandık Allah, yandık. Aa, merhaba Bediş. Bıraktılar beni. Oktay'a mı uğradın? Yaşıyor mu diye bir bakayım dedim. Ölümden döndü çocuk. Şu Sevgi'yi fazla ciddiye almasan. Biliyorsun buluşmuyorlar bile. Külahımı anlat. Bak Bediş, sana akıl vermek istemem ama. Verme o zaman. Verme kardeşim. Kimse bana akıl vermesin bundan sonra. Dur ben de geliyorum. Ay, çık. Ay saniyeciğim, ben çok korkarım. Kapan filan kuralım. Ay müşteri burada fare görürse bir daha asla gelmez. Ay yapma Mefaret Hanım, kapan filan istemem. İlaçlar var canım. Ay ay ay, ay. Saldırın kızlar. Ay nerede? Allah Allah. Mefoşcuğum. Biz fare avlıyoruz hayatım, sinek avlamıyoruz. Nedir o elindeki? Bilmem. Afiyet olsun, yiyin. Orhan Bey, sizi çok methettiler. Abartmışlar hanımefendi, abartmışlar. Asıl övgüler de Nesrin Hanım'dan geldi. Ben de Nesrin Hanım'ı çok beğeniyorum. Çok hızlı öğreniyor. İşimi elimden alacak. Haddimize mi düşmüş Orhan Bey? Ayrıntıları konuşsak artık. Ayrıntıları yemekte anlatırız, olur mu? Yemeği siz ısmarlayacaksınız ama. Tamam. Nesrin'cim, sen büroya dönüp işe el koyduğumu patrona bildiremi? Tamam Orhan Bey. Merhaba Berdişan'ım. Merhaba Abdül amca. Her ola gemileri falan mı battı Berdişan'ım? Allah Allah, yine kafası bozulmuş yahu. Burada yaşamıyorum tabii. Ara sıra kafamı dinlemek için geliyorum. Ben kafamı dinlemek için Mefaret'e kaçardım eskiden. Şimdi kafa dinleyecek bir yerim bile kalmadı. Kapıda kilit yok. Bekçiye söyleriz. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. 2 litre yanık yağ, 2 şişe şarap getirdiniz mi... kirayı da ödediniz demektir. Değil mi? Peyami. Çok memnun oldum be Peyami. Çak! Peyami, Necmi. Daha kolay değil mi? Çok sevindim be Peyami. Hadi biraz daha yaşaydı. Ya ben doydum. Sana vereyim ben. Ya balıklar da. Yemene bak, hadi çok hadi. Çok güzel. Hadi. Ben çok sevdim burayı ya. Çok güzel bir yer burası. Ay. Tabii olamazdınız. Sizin de onunla beraber sokaklara dökülmeniz lazımdı tabii. Bir kurban kafi değildi çünkü. Sus be, iki kelime de bize dedim ya. Ay, tamam. Şş, bir dakika, bir dakika. Böyle olmaz arkadaşlar. Şu silahı doğru dürüst tutsana şöyle. Aa. Ha tamam, ay, uzat tamam, şöyle. Tamam yönetmenim. Tamam, şimdi dik dur biraz. Dik dur, uzat kolunu, tamam. Tamam. Tamam, devam et. İşveren bir kişinin başını ne? Yedi mi? Sendikalar tutuyor. Yüzlerce kişinin başını yiyor. Evet, yiyor. Sen ne dersen de anne, prensip prensiptir. O kadar. Şş, anne benim. Sen ne dersen de anne, prensip prensiptir. Aa, Bediş. Tatsız bu kız gene. Fazla tatsız ama. Ay, Oktay'ı kaybettik kızlar. Ya niye öyle diyorsun ama Bükü? Çocuk taş gibiydi ya. Oğlum baksana kızın haline. Ölmediyse bile yeniden komaya girmiştir bu çocuk. Kızlar, bu bakış Oktay'ı kaybettik bakışı değil. Kuş bakışı. Ne kuşu? Cık.
Bediş, ne oldu oğlum? Ne oldu? Oktay gene fena halde saçmaladı abi ya. Sevgi motoru. Sen gel hastaneye. İlle de Oktay'ı göreceğim diye hemşirelerle kavga et. Çocuk özellikle tembih etmiş. Bediş'ten başka hiç kimseyi bırakmayın demiş. Ay. Zilli ille de girecek. Almış hasta bakıcının birini kafaya. Girmiş Oktay'ın odasına. Hocası sizinle görüşmek istiyorsa elbette önemli bir nedeni vardır. Evet hanımefendi. Elbette. İyi günler hanımefendi. Görüyor musunuz? Bu insanlar çocuk yetiştiriyor. Okul taksitini yatırınca her şey halloldu sanıyorlar. Kızlara anlatıyordunuz. Size bir sürpriz hazırlıyorlar. Bana mı? Allah Allah. Bir sahne hazırlıyorlar. Sizi fethedecekler. Peki bana söyleyebileceğinizi tahmin etmiyorlar mı? Bana da söylemediler ki. Duyumlar ve biraz da içgüdü. Vazgeçmediklerinden eminim. Hadi bakalım. Umut var mı? Umut her zaman vardır. Yarın artık piçimizin üstüne oturamayız vallahi. İlk günden bu kadar zorlamasın. Boş ver, alışırız. Biraz da biz onları taşıyalım. Bir hafta bekleyeceğiz derken amma sürpriz oldu değil mi? Bak sana bunun nedenini ayrıntılı olarak anlatayım. Üretici firma birdenbire malları göndereyim derken... Paket bana. Ha? Hiç havamda değilim, kusura bakma. Bekleyeceksin paketçim. Şşş, buraya gel. Havamda değilim ya. Sevgiyi gördün diye hemen allak bullak oluyorsun değil mi? Şunun içinde ne olduğunu ben merak ediyorum oğlum. Çok merak ediyorsan aç Zeynepciğim. Tamam. Galiba ben de merak etmeye başladım. Gel. Bakalım. Çok fazla düşünme ama. Aa! Telefon edecekmiş. Ay bu kadar şirin bir hediye seçtiğine göre zevk sahibi biri. Bu çocukla çıkacağım. Ha? Lay 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 lay. Merhaba. Merhaba. Daha önce hiç görmedim sizi bu. Ben de sizi görmedim. Tolga. Mükü. Niçin grup çalışmalarına katılmıyorsunuz? Çok güzel oluyor, çok keyifli oluyor. Saatleri uymuyor ne yazık ki.
Ancak bu saatlerde gelebiliyorum. Mola verdiğinizde birlikte kahve içelim mi? Ay, içelim. Harika. Evet, herkese günaydın. İlk yayınımızın ilk programıyla karşınızdayız. Birlikte hem müzik dinleyeceğiz, hem eğleneceğiz, hem de sorunlarımızı konuşacağız. Şimdi ilk yayınımızın ilk parçası geliyor. Evet, eğleneceğiz. İşte ilk parça geliyor. Çıkmasaydık keşke. Ya çocuk telefon ederse? Kızım, bir yerlerde duramıyorum işte. Anlasana, seni de boğamayacağıma göre. Öyleyse ben seni boğayım. Savaş'tan özür dilemek istiyorum. Çok ayıp ettim. Düdük gibi bıraktım çocuğu sokağın ortasında. Sağ ol Nefaret Hanımcığım. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Sen de sağ ol canım. Keşke elimizden daha fazla bir şeyler gelse. Befoş'cum, hemen kaç istersen. Kaçayım ayol, o benden kaçsın. Oo, merhaba genç hanımlar. Merhaba Mefaret Hanım. Hoş geldiniz Necmi Bey. Kendini kırkında sanıyor. Size genç hanımlar, bana da hanımefendi diyor. Düşünmemiştir öyle bir şey. Hadi canım, ben bilmez miyim şekerim? Ama defterini kapattığım için aldırmıyorum artık. Ya o defteri kapatan bir kere benim ben. Ay, beni güldürmeyin Necmi Bey. Bu iş bitti diye biletinizi kesen ben değil miyim? Ha, asıl ben sizin pasaportunuzu damgalayıp sevk ettim hanımefendi. Size uyumayacağım küçük adam. Baba, baba lütfen. Duymadın galiba. Canım. Hadi, hadi kızlar, hoşça kalın. Güle güle Mefoş'cum. Güle güle. İyi güle güle büyük kocaman kadın. Baba. Ne? Karışma be. Allah Allah, zaten kapatmadık, kalkıp buraya kadar geliyorum. Ay, ay Allah ya. Sadece tadımlıklı çocuklar. İkinci parçamız geliyor. Evet, işte plağımız dönmeye başladı. Neden siz de bu parçayı birilerine armağan etmiyorsunuz? Ben bu şarkıyı büyük, umutsuz ama dünyanın en güzel aşkına armağan ediyorum. Aslanım, beni biçim döktürdün sen o dilleri öyle. Vakit geçiriyordum kendi kendime. Parçayı dünyanın en güzel aşkına armağan ediyorum. Alay etmiyorsun değil mi? Deli misin sen? Çok sevdim. Sen günün birinde bir numara olacaksın. Doğru söylüyor. Çok iyiydin. Şimdi söyle bakalım. O büyük aşk hangi aşk oluyor? Kimsenin aşkı değil canım. Yani genel olarak herkesin olabilir. Kıvırma Savaş. Herkesin aşkı umutsuz olmaz ki. Hiçbir şey düşünmedim canım. Öylesine işte. Bu çocuk sorguya çekildiğinin farkında değil galiba. Boş ver. Üstüne gitmeyelim. Bakarsın bir gün kendisi anlatır bize. Hadi size projelerimi göstereyim. Evet. Şimdi de son günlerin en sevilen parçası. Ben şuna bakayım. 1996 yılında bütün müzik ödüllerini toplayıp müzik dünyasını alt üst eden Türkiye'nin...
Okça. Okulda basket takımının değişmez aslarındanım. Örneğin. Harika. Basketi ben de çok severim. Ama yelkeni de hiçbirine değişmem. Ah, yelken güzel bir spor tabii. Ama herkese göre değil. İstersen bir gün birlikte yelken açarız. Sahi mi? Ay, çok sevinirim. Ne kadar güzel gözlerin var. Öyle mi? Herkes öyle diyor ama ben hiç farkında değilim. Birçok delikanlının farkında olduğuna bahse girerim. Kim bilir? Gidiyor musun? Karşılaşmamızı böyle rastlantıya bırakmasak ne dersin? Bırakmayalım derim. Ben sana telefonumu vereyim. Meşgul çıkacaktır. Ama sen sabırla aramaya devam et. Gel hadi. Tamam. Bu makinelerin fiyatı hakkında bir bilginiz var mı? Yaklaşık olarak bir fiyat söyleyeyim mi? Söyleyeyim bakalım. 100, 150 milyon falan. 300 milyon. 300? Ben yarısını söylemiştim zaten. 300 ha. Bunların bir de otomatik kontrollü olanları var. Süper aletler. Burada yok. Hep denemek istemişimdir. Ayıplamazsınız değil mi? Kesinlikle hayır. Deneyin, durmayın. İdmanlı değilseniz kaslarınızı zorlamayın. Yok yok, ben güreş çalışıyorum, idmanlıyım. Öyleyse gösterin herküllüğünüzü. Kramp girdi galiba. Şimdi söyleyin bakalım. %5 ile çalışmaya razı mısınız Orhan Bey? Para mara istemem. Kurtaralım artık Herkül'ümüzü. Mükü, merhaba kızım. Merhaba Herkül amca. Aman Orhan amca diyecektim. Sen buraya mı devam ediyorsun kızım? Evet. Siz de mi devam ediyorsunuz? Yok yok. Biz iş için gelmiştik. İş için değil mi? Merhaba. Merhaba. Bu iş yeni Mükü. Daha bugün başladım. Hatta daha başlamadım bile. Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yoksa ben de söylemeyeyim değil mi? Ya. Herkül amca. Söyleme söyleme. Sürpriz olsun. Tamam. Söylemem. Hadi size iyi günler. Kalsana. Çok canım sıkılıyor. Buraya kim gidecek? Yemeğini yedirip gelsen. Oturuyoruz geç saatlere kadar. Hemşireler de geliyor. Sen de gel. Saçmalama Zeynep. Sen değil misin her zaman tutarlı oldu ya? Benim ne olmuş? Yılbaşı yakın. Nasıl olsa toplanacağız. Hiç şart değil. Geliyor musun? Sen git. Kafana yatarsa gel ama sonra. Ulan amma talihsiz kızım ben ya. Nedir benim başıma gelenler? Ben neden silkip atamıyorum bu Oktay alçağını yüreğimden ya? Aa, dede nereye? Kafamı dinleyecek bir yer arıyorum. Elindeki ne? Her şeyi de sormazsan olmaz canım. Ben sorarım. Sorarsan ulaşırsın. Yürü bakalım. Dede nereye? Ya yürü diyorum. Canan. Mutfaktayım. Canan. Ay buradayım. Canan. Merhaba hayatım. Senin yaptığın yemek de yenir hani. Müjdemi istiyorum hayatım. Bil bakalım, bil hadi. Ay ne bileyim, söyleyeceksen söyle. Yeni bir işe daha başladım. İyi, ne işi? İyi, ne işi? Yahu yüzüme bak da sor bari ya. Anladım, yüz vermiyorsun. Ama benimle konuşurken yüzüme bak da konuş lütfen ya. Kocan olduğum için değil Canan. Nezaket gereği yüzüme bak ya. Ayıptır Canan. Bitti mi? Bitti. Hey. Nerede bu? İşte. Ne güzel soba. Ya evet. Burası bir balıkçının. Bugün tanıştık da. Çok kafa bir adam.
Romantizmim depreştiği zaman buraya kaçacağım artık. Dede, Mefaret'le bir daha konuşmadınız mı? Mefaret dosyası kapandı kızım. İnanmıyorum. Yalan mı söylüyorum yani? Barışacaksınız. Küs kalacağınıza inanmıyorum. Göçlük meselesi değil kızım. Bitirdik. Çizgiyi çektik, bitirdik. Çizgiyi çekip bitirdiniz. Kolay bir iş mi bu dede? Pek kolay değil. Bir yerlerinde yanmalar falan oluyor mu? Asıl sormak istediğin neyse bir an önce oraya gelsene sen. Ben de çizgiyi çekmek istiyorum dede. Oktay'ı bırakacak mısın? Evet dede. Ne yaptı gene bu çocuk? Dede ya, bu çocuk vallahi manyak. Bak onu biz iyileştirdik değil mi? Senle ben. Ya. Bizim uçurtmamız olmasaydı biraz zor iyileşirdi. Öyle değil mi ama? Belki de gelir, hiç belli olmaz. Gelsin tabii. Benim hemşirem nerede? Sepetlenmek istemiyorsan çeneni tut. Canım bir şey demedik. Herkesin hemşiresi var, bir benim yok. Olur mu yani? Vallahi bir korum ağzının üstüne neye uğradığını şaşırırsın. Amma kızdın ha. Sakin ol Zeynep. Sen karışma. Hasta falan dinlemem, okurum canına vallahi. Affedersiniz. Fazla gerginiz galiba hepimiz. Ben dayak yemeden odama gideyim. Ya otur, manyaklık etme. Otur be oğlum. Sataşmalar oluyor ama. İlk sataşma kimden geldi acaba? Ay ellerim mi titriyor ne? Çöktün kızım, çöktün. Hiç sorma. Efendim? Mediş evde mi? Yok çocuğum. Nerede? Bilmiyorum. Gelecek mi? Gelir herhalde birazdan. Sesini tanıyamadım senin ben. Arkadaşıyım. Aa, öyle mi? Aradığımı söyle. İyi söylerim. Kimmiş? Çocuğun biri. Mediş'i soruyor. Yeni işimi sormuyorsun ama. Anlat. Bizim patron yeni bir iş kuruyor. Ay anne bir karaldı, gelirse bitersin vallahi. Ay kızım söylemesene. Ne olur radyo söylersem? Ona göre önlem alırım tabii kızım. Hop. Aman be. Ha, jokeri çektim. Dönmüyorum, bittim işte. Çeneni tutsaydın kaybetmeyecektik işte. Ben de dedim ki hadi. Hadi bakalım masayı hazırlayın. Başımız dertte Mefaret'ciğim. Seni onun için çağırdım. Şöyle baş başa rahat rahat konuşalım diye. Hayrola şekerim? Kızın yoksa yaramazlık falan mı yapıyor? Yok çok şükür. Öyle dertlerimiz yok. Benim alçak adam izini kaybettirdi şekerim. Parasız kaldınız demek. Parasız kaldık ya. Ben de olanı vereyim. Sağ ol Mefaret Hanım. Para istemem. Acaba Saniye ile konuşsan da ben de butikte çalışsam. Çok iyi fikir. Ama sen kendin konuş. Ben de bir işe başlasam diyorum Mefaret Hanım teyze. Oku oku bir baltaya sap mı olacağız yani? Canan'ı biraz kızdırdım biliyorsun. Canan hiç kin güdecek bir insan değildir. Saniye olur derse Canan itiraz etmez. Ama genellikle genç kızlar çalışıyor orada. Çözümü bulmak bana düşüyor galiba. Sen ne yapabilirsin ki? Yaptığım zaman görürsün canım. Bediş mi? Benim anne. Nerede kaldın kızım? Yemek saati olduğunu bilmiyor musun? Eve benle geldiğine göre bu sorular biraz fazla kaçmıyor mu Orhan Bey? Pardon, pardon. Yemek saati gelmedi mi kızım? Geldik işte anne. Pek de aç sayılmayız hani. Ama ne var bakalım? İçli pilav ve domates çorbası. Oo, bayılırım. Çocuğum bir 10 kere telefon etti. Anne telefon dedi de pardon ben hemen geliyorum. Alocuğum Mükücüğüm. Merhaba canım. Bize gelsene. Canım çok sıkılıyor.
Biraz laflarız yemekten sonra. Tabii yemeğe. Koştur, bekliyoruz. Millet, Mükü'yü bekliyoruz. Nereden çıktı kızım Mükü'yü beklemek? Bana göre hava hoş, çok iyi oldu. Ay, gel bakayım, gel. Gel kızım, gel. Vakit varken bari hiç olmazsa şunu ölçeyim, olmuş mu olmamış mı? Oğlum olacaksın, hiçbir şeyden haberin yok. No, nikahlanıyor musun Mefaret Hanım'la? Mefaret sayfası kapandı artık. Kapandı mı? Vah vah, ne zaman açılıyor? Hiçbir zaman açılmıyor. Dalga geçiyor güya, aklı sıra. Oo, ne güzel bir kazak bu ya. Bununla barbekü bile yapılabilir. Baba ne yaptın ya? Sizin olsun. Örgüm. Sizinle konuşan da kabahat zaten. Mükü gelince beni çağır babacığım. Olur kızım. Mükü gelince beni çağır Canan. Aslında çağırmasan daha iyi olur ya. Adam nereye gitti? Onu kaçırdılar. Fare gitti. Kimseye telefonda şey ettirmez zaten. Hep o konuşur. Al konuş. Merhaba. Sen o musun? Evet, ben oyum. Şaşırdım da birden. Ayı çok güzeldi, sağ ol. Kızgın gibi değilsin sanki. Kızgındım. Bir ara çok feci kızgındım hem de. Şimdi değilim. Beni yakalatmak için numara yapmıyorsun değil mi? Beni tanısan bunu söylemezdin. Seni tanıyorum. Tanıyorsan çık ortaya erkek gibi. Çıkarım. Kimseden korkum yok. Tamam o zaman. Oktay ne olacak? Oktay sayfası kapandı. Senle çıkacağım. Orada mısın? Kim olduğumu bile bilmiyorsun. Fark etmez. Kim olursam olayım benle çıkacak mısın? Evet, aynen öyle. Bak Bediş, eğer benimle oyun oynuyorsan çok pişman olacaksın. Benimle çıkacaksan birazcık kibarlık öğrenmelisin, hayvan herif. Ne zamandır şöyle cafcaflı bir yılbaşı geçirmedim biliyor musun? Ben de. Biz zaten özledik şöyle ailece mutlu bir manzara içinde eğlenmeyi. Benim geçtiğimde balolar düzenlenirdi. Hepimiz özel günler için dikilmiş pırıl pırıl.
Orhan amcanın yeni işi çok ilginç değil mi Bediş? Ha? Yeni işi mi? Sen nereden biliyorsun? Ben bile yeni öğrendim. Bugün devam ettiği jimnastik salonundaydık bugün. Bana bunu hiç anlatmadın. Atlamışım demek ki. Ay ne güzel kadın da o yanınızdaki. Üretici firma temsilcisi bana şeylerini tanıtıyordu. Nelerini tanıtıyordu? Neden bana anlatmadın Orhan? Hey millet, kavga istemiyorum. Kavga edecek bir şey yok kızım. Yetti artık Orhan Bey. Herkese rezil oldu mahallede. Niye rezil oluyorsun? Ne var şimdi? Ne olmuş yani? Daha ne olsun canım? Yeni işini anlatıyorsun ama en önemli yerini anlatmıyorsun. Yeter artık yeter. Kavga istemiyorum. Öyle mi? Sizin isteğinize göre hareket edecek değilim. Eğer beğenmiyorsanız yemeğinizi odanızda yiyin. Canan kızıyorum bak. Ben kaynıyorum Orhan Bey. Canan çok fena kızıyorum. Sabrım taşmaya başladı. Ha. Benimki taştı bile. Ya, aman. Ulan Allah kahretsin. Ya canına tükürdüğümün işi. Kendini mi atacak? Ya. Ulan. Can. Ne olacak masa? Siz buyurun yiyin. Ben de metresime gidiyorum. Ay saçmalama Orhan. Dur bir dakika. Metresi varmış demek ki. Ay benim odama gidelim. Kızım. Ya bırak. Hadi. Ya o metres falan palavra. Arabada yatacağım. Bence metresi var. Karışma sen. Ya çıldırma güçten değil. Otur otur. Sakin ol otur. Otur. Her şeyin üstesinden geliriz. Nedir bu rezalet ya? Sakin ol bakalım. Ye şunu. Ha. Şimdi bir tabakta ben kırarım ama. Çok sabretmişsin. Kabahat sende. Cingar çıkmasını istemedim ben. Cingar ne kadar erken çıkarsa o kadar iyidir. Maddi zararı az olur. Ben de şaşırdım ya. Televizyon ağırdır sanırdım. Sanki pamuk çuvalı. Tuttuğum gibi camdan dışarı. Vay Orhan. Zamparalık ha. Delirmişler ya. Ulan benden daha namuslu koca nerede bulunur be? Dursunlar ama. Başlıyorum şimdi. Çok yakında başlıyorum. Saçmalama. Dağıtırsın yuvanı. Ya Tomiş'cim öyle de yıkılıyor, böyle de yıkılıyor. Hiç olmasa yaptığım yanıma kar kalır. Ya benim de yapacağımdan değil ya. Kızdım ya birazcık. Hadi sağlığına. Hadi sağlığına yarasın. Kalk. Orhan kalk üşüyeceksin hadi kalk. Yok yok ben metresime gideceğim metresime. Tamam işte metresine geldik kalk hadi gel. Geldik mi? Geldik hadi gel. Arabayı çalıştırmadan gelmişim. Aa doğru mu söylüyorsun? Ya. Hay Allah hadi. Hadi üşüdün gel. Arabanın direksiyonunu çalmışlar. Aa, hadi hadi. Erkeklerden yanar. Hem de nasıl yanar. Bir de bilmezmiş gibi kenarda oturuyor iyi mi? Oktay mıydı? Başka kim olabilir ki? Devam edin çocuklar. Böyle kritik atışları bana bırakın. Kızlar hadi ben gidiyorum. Akşama görüşürüz. Geç kalma. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl ama? Thank you.
İşimi arasak mı? İyice geç kaldı. Gelir, merak etme. Ayaman, hadi hareketli çalın biraz. Evet. Aa, dans ediyoruz, hadi kalkın. Bediş gelmeden mi? Şşt, çaktırma. Her şey yolunda. Hadi arkadaşlar, dans bitti, gidiyoruz. Aha. Nereye gidiyoruz? Şu benimki. Hadi. Ay. Bu dayak nerede ya? Oktay, kalk dans edelim. Yapma Mükü ya. Aa, yavaş yavaş, yavaş yavaş, ben sana yardım ederim hadi. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ay hadi. Bu parçayı sen çok seversin. Bu Basıldık çocuklar. Hani ayarlamıştınız hemşireyi? Ay hemşire gelse kapıyı mı çalar çocuğum? Galiba. Giriniz. Aa. Aa. Aa.